Evet arkadaşlar, şimdi Anadolu tarihinden, Anadolu Türk tarihinden bahsedeceğiz. Bazı kaynaklar Türk İslam tarihiyle Anadolu Türk tarihini de birleştirerek anlatıyor. Zaten kültür medeniyette birçok şey benzer. Fakat ben olaylar daha iyi net anlaşılsın diye ikisini birbirinden farklı ayırarak anlatacağım arkadaşlar. Zaten kültür medeniyetini anlatırken diyeceğim ki örneğin Büyük Selçuklu'da anlatmıştık. Zaten farklı olanlar bunlar şeklinde anlatacağım. Daha basit, daha anlaşılır olsun diye böyle bir ayrım yaptık. Şimdi arkadaşlar Anadolu Türk tarihi deyince İskitler'den bahsetmiştik hatırlarsanız daha öncesinde. Avrupa Hun, Sibirler ve Büyük Selçuklu. Arkadaşlar İskitler Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk topluluğu arkadaşlar. Avrupa Hunları da Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk devleti. Hatırlarsanız Ulduz zamanında Kafkasya üzerinden Çukurova'ya kadar gelinmiş. Fakat deniz olunduğu için ileri geçilemeyerek geri dönülmüştü. Arkadaşlar Sibirler Anadolu'ya akın düzenleyen ikinci Türk devleti. Bunların üçünün özelliği şu: bunlar Anadolu'ya ganimet için geldiler. Yani yerleşmek için falan gelmediler. Yağma için geldiler, ganimet için geldiler. Fakat arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti ise Anadolu'ya yerleşmek amacıyla akın düzenledi arkadaşlar Çağrı Bey zamanında. O zaman şöyle bir soru gelebilir karşımıza. 1-2-3'lü sorularda da gelebilir. ABC'li sorularda da gelebilir. Der ki hangi devlet farklı bir amaçla Anadolu'ya gelmiştir? Gördüğünüz üzere Büyük Selçuklu Devleti farklı bir amaçla Anadolu'ya gelmiş. Diğerleri ganimet amaçlı gelirken Büyük Selçuklu yerleşmek amacıyla gelmiş Çağrı Bey zamanında. Arkadaşlar 1048 yılında Bizans ile Pasinler Savaşı, diğer adı Hasankale Savaşı'nı yaptık ve kazandık. Dedik ki Bizans'a size geleceğiz, haberiniz olsun. Anadolu'nun kapılarını tıkladık arkadaşlar. Savaşlarım daha sonra 1071 yılında Bizans ile Malazgirt Savaşı'nı yaptık ve Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Anadolu Türk tarihi başladı. Arkadaşlar Anadolu Türk tarihi başlayınca hatırlarsanız daha öncesinde de söylemiştim, Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlayınca Haçlılardan yardım istemiş ve Haçlı seferleri başlamıştı. Arkadaşlar Alparslan komutanlarına dedi ki fethedin, fethettiğiniz yer sizin olsun, yani kılıç hakkı diyoruz biz buna, sizin olsun deyince arkadaşlar Anadolu'da birinci beylikler dönemi başladı. Alparslan'ın bu sözü söylemesindeki en önemli sebep, insanlar kendileri için bir şey yaparken daha özverili, daha çalışkan olarak daha hızlı yaparlar şeklinde arkadaşlar. Yani Anadolu'nun Türkleşmesini, fethedilmesini kolaylaştırmak için böyle bir söz söylemiştim. Arkadaşlar birinci beyliklerin özellikleri nelerdi peki? Genelde Anadolu'nun doğusunda kuruldular. Niye batıya geçemediler? Çünkü batıda Bizans hala güçlü arkadaşlar. Nedir bu birinci beyliklerin özellikleri? Malazgirt Savaşı sonrası kuruldular. Kurucuların adlarıyla anıldılar. Saltuk Gazi, Danişment Gazi, Mengücek Gazi, Artuk Gazi, Çakabey gibi arkadaşlar. Ve Haçlı, Bizans ve Ermenilerle mücadele ettiler. Örneğin doğudakiler Gürcülerle de mücadele edecek. Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağladılar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti tarafından ortadan kaldırıldılar. Şimdi arkadaşlar bu beylikler nelermiş? Kısa kısa özelliklerine bakalım. Şöyle yuvarlak için alalım ki daha belli olsun bu beyliklerimiz. Arkadaşlar Saltuklular Erzurum ve çevresinde yaşayacaklar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylik. Bu özelliğiyle KPSS'de soruldu zaten. Arkadaşlar bunların Mama Hatun diye kadın bir hükümdarları var. Hatta Mama Hatun türbesi, kümbeti falan var. Emir Saltuk kümbeti var ki arkadaşlar Anadolu'daki ilk kümbet bu. Zaten biliyorsunuz kümbet geleneğini İslam'a biz sokmuştuk. Yani ilk temsilcileri Selçuklular bunların. Arkadaşlar Rukneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldı bunlar arkadaşlar. Anadolu Selçuklu hükümdarı Rukneddin Süleyman Şah bunlara son verdi. Arkadaşlar bir diğeri Danişmentliler. Danişment hatırlarsanız öğrenci demekti. Yani medresede mürekkep yalayan adam bunlar. O zaman eğitime önem verecekler arkadaşlar. Tokat, Sivas, Ankara, Kayseri ve Malatya civarında yaşadılar. Yağıbasan yani Niksar medresesini inşa ettiler. Arkadaşlar neydi Yağıbasan medresesinin özelliği?
Anadolu'da arkadaşlar kurulan ilk medreseydi ve aynı zamanda ilk tıp okulu idi. Arkadaşlar kendi adlarına para bastırdılar. Bakın Büyük Selçuklu'dan ayrılmışlar demek ki. Çünkü para bizde bağımsızlık sembolüydü. Haçlılarla mücadele ettiler ve Danişment Gazi'nin damadı Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılıp tarih sahnesinden silindiler. Arkadaşlar bir diğeri Mengücekler. Mengücekler pek KPSS sınavında soru olarak falan gelmiyor. Ama bunlarda zaten bir önemli şeyleri var fazla olarak. Erzincan, Kemah, Divri, Şebin Karahisar civarında yaşadılar. Divri Ulu Camii ve Külliyesini inşa ettiler arkadaşlar. Divri Ulu Camii ve Külliyesi belgesellerde falan görmüştürsünüz veyahut da gidip görmüştürsünüz. İşte camdan vuran, yani daha doğrusu pencereden vuran güneş süliyeti, karşı tarafta Kur'an okuyan insan süliyeti yansıtıyor arkadaşlar karşı duvara. Arkadaşlar 1985 yılında UNESCO Divri Ulu Camii ve Külliyesini Dünya Kültür Mirası listesine almış ve Mengücekler'de 1. Alaaddin Keykubat tarafından yıkılacaklar arkadaşlar. Artuklular arkadaşlar sınavlarda en çok soru olarak gelen beyliktir. O yüzden Artukluların özelliklerine biraz dikkat edelim. Arkadaşlar nerede yaşamışlar? Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf civarında hüküm sürmüşler. Daha doğrusu 3 kol halinde hüküm sürmüşler. Mardin Hatuniye Medresesi'ni inşa etmişler. Yine arkadaşlar Mardin Artuklu Salayı'nı inşa etmişler. Ve Malabadi Köprüsü'nü, Batman Çayı üzerinde Malabadi Köprüsü'nü inşa etmişler. Arkadaşlar bunlar Anadolu'daki ilk köprüleri inşa eden topluluk. Bunlarda garşiye geçme hastalığı var. Nerede bir dere gördüler hemen üstüne bir köprüye inşa etmişler arkadaşlar. Yani köprü deyince aklımıza Artuklular gelecek. Ve son zamanların en önemli bilgisi de arkadaşlar El Ceziri tarafından sibernetik bilimi bu beylik zamanında ortaya çıktı. Biliyorsunuz sibernetik robot teknolojisi, dengede durma teknolojisi. Arkadaşlar bir diğer beyliğimiz Çaka Beyliği. Çaka Bey arkadaşlar Bizans'a esir düşen bir Türk komutan ve esaretini gemilerde kürek çekerek tamamladı. Fakat boşa kürek çekmedi arkadaşlar. Gemilerde esaretini tamamlarken gemi nasıl yapılır? Yahut da donanma askeri nasıl kurulur? Denizde savaşlar nasıl yapılır? Bizans'tan taktikleri öğrendi ve esaretten kurtulur kurtulmaz İzmir'e gelerek Çaka Beyliği'ni kurdu arkadaşlar. Ki aklınızda bulunsun. Malazgirt Savaşı öncesi kurulan tek beylik arkadaşlar. Bakın diğerleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulacak ama Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı öncesinde kurulacak. Arkadaşlar ilk Türk denizcimiz Çaka Bey ve ilk Türk donanmasını da Çaka Bey kurdu arkadaşlar. Çaka Bey'in arkadaşlar donanmayı kurmasının şöyle bir özelliği var. Bugün donanmamızın kuruluş yıl dönümü olarak biz bugünü anıyoruz ve kutluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım hatırlarsanız bizim bir boyumuz vardı. Bizans'ta paralı askerlik yapıyordu. Kimdi bunlar? Peçenekler. Hatta Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu tarafına geçmişler ve savaşın kazanılmasında da etkili olmuşlardı. Yani bunlar Bizans'a gıcık arkadaşlar. Başka gıcık olan kim Bizans'a? Çaka Bey esaretten kurtulmuş, onlardan intikam alması gerekiyor. Peçenekler yukarıda Balkanlar'da yaşıyorlar. Bizim Çaka Bey İzmir'de yaşıyor. Dediler ki siz yukarıdan gelin. Çaka Beyliği de aşağıdan yukarı çıksın. Beraberce şu İstanbul'u kuşatalım dediler. Fakat arkadaşlar Bizans bundan haberdar olunca Çaka Bey'in damadı Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan'a haber gönderdi Bizans İmparatoru. Dedi ki kayınpederin Çaka senin devletini ele geçirme planları yapıyormuş dedi. Bunun üzerine arkadaşlar Bizans'ın bu yalanına inanan Kılıç Arslan bir yemekte kayınpederini boğdurarak öldürdü ve İstanbul'u kuşatma hayalleri de böylece suya düşmüş oldu. Bizans oyunu bir kez daha işe yaramış. Yani peçenekleriyle İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunmuşlar fakat bir işe yaramamış ve beylik Kılıç Arslan tarafından yıkıldı. Arkadaşlar bunlar büyük beylikler. Bir de küçük küçük beylikçikler var. Neymiş mesela bunlar diğer beylikler? Mesela Sökmenler arkadaşlar ya da Sökmenliler, Ahlat Şahlar da diye deniyor arkadaşlar bunlara. Nerede kurulmuşlar? Ahlat'ta. Tanrı Vermiş Oğulları Efes'te. Dilmaç Oğulları, Dilmaç tercüman demekti hatırlarsanız. Daha önce Türk Devletleri'nde söylemiştik. Dilmaç Oğulları Bitlis Erzen civarında. İnal Oğulları Diyarbakır civarında. İnanç Oğulları Denizli Ladik civarında. Ve Çubuk Oğulları da Harput'ta yaşamışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Anadolu Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz.
Hatırlarsanız Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığı zaman ben demiştim ki bunun yerine Küçük Selçuklu Devletçikleri ortaya çıktı. Örneğin Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Anadolu Selçukluları ortaya çıktı. Yeni kurulan Türk devletlerinin adlarının da Selçuklu ismiyle anılmasının sebebinin buralardaki bulunan Selçuklu şehzadelerinin bu devleti kurmaları olduğunu söylemiştim. Diğer devletlerin özelliklerini anlatmış fakat Anadolu Selçuklu Devleti'nin özelliğini Türkiye tarihinde anlatacağım diye bırakmıştım arkadaşlar. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'ni kim kurmuş, nerede kurulmuş, genel özellikleri neler onlardan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anlatacağım hükümdarlar arkadaşlar Selçuklu'nun bütün hükümdarları değil, ben en önemlilerini söyleyeceğim. Zaten siz de hükümdar şunlar şunlar şunları yapmıştan ziyade genelde arkadaşlar siz Anadolu Selçuklu'nun genel özelliklerini bilseniz işinize yarayacaktır. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı sonrasında 1077 yılında İznik'te kuruldu. İznik'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İznik hem Osmanlı'ya hem de Selçuklu'ya başkentlik yapan bir şehrimiz arkadaşlar. Kim kurdu? Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Arkadaşlar Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'te devlet kurması Bizans'ı endişelendirdi. Bu yüzden tek başına Türkleri dövemeyen Bizans Haçlılardan yardım istedi. O zaman bir şey öğrendik arkadaşlar. Haçlı seferleri Malazgirt Savaşı sonrasında başlatılmış. Fakat kime karşı başlatılmış? Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı başlatılmış. Arkadaşlar bizim Süleyman Şah'ın Bizans'ın Haçlılardan yardım istediğinden haberi yok. O diğer Selçuklu devletlerini kendisine bağlamak için Suriye Selçukluları üzerine sefere çıktı. Ve Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş'la beraber Ayn-i Seylem Savaşı'nı yaptı ve kazandı. Fakat ikinci savaş olan Harput Savaşı'nı Süleyman Şah kaybetti. Ve kaybedince öldürüldü. Öldürülünce arkadaşlar bizim Tutuş dedi ki Süleyman'ı İznik'e kadar götürene kadar kokar. Ben dedi size bir yer vereyim. Süleyman'ı buraya gömün dedi. Nereye? Fırat Nehri'nin kenarına arkadaşlar. Arkadaşlar Fırat Nehri'nin kenarına Süleyman Şah konuldu. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti Karamanoğullarına karşı bir üstünlük kurabilmek amacıyla Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a bizim atamızdır diyerek sahip çıktı. Ve daha sonrasında arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde Kutalmışoğlu Süleyman'ın mezarının olduğu yere bir Caber Kalesi inşa edildi. Caber Kalesi arkadaşlar Ankara Antlaşması'na göre 1921 Ankara Antlaşması'na göre Türk toprağı sayıldı. Ve 1923 Lozan Antlaşması'nda bu teyit edildi. Yani bizim yurt dışındaki tek toprağımız Caber Kalesi'ydi arkadaşlar. Yani orada Türk bayrağı dalgalanıyor, oranın nöbetini Türk askeri tutuyordu. Arkadaşlar 1973 yılında Suriye bize dedi ki kardeşim ben Fırat Nehri'nin üzerine baraj yapacağım fakat dedi sizin Süleyman su altında kalıyor. Bunu dedi ben size Halep'te yer vereyim gidelim Halep'e gömelim dedi. Süleyman'ı söktük Fırat Nehri'nin kenarından getirdük Halep'e kalesiyle beraber gömdük. Arkadaşlar 2015 yılında Halep'teki kalemizi IŞİD işgal etti. Bunun üzerine dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun deyimiyle muhteşem bir operasyonla yani Şah Fırat operasyonuyla Süleyman'ın gemiklerini tekrar söktük buradan getirdik Suriye'nin Eşme köyüne yani Urfa Bilecik'in tam karşısına arkadaşlar. Yani Süleyman'ın bugünkü mezarı neredeymiş? Eşme köyünde arkadaşlar güncel bilgi olarak aklınızda bulunsun. Birisi ya beddua etmiş Allah yerinde yatırmasın diye ya da benim vasiyeti varmış beni İznik'e gömün diye yavaş yavaş oraya doğru geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Kutalmışoğlu Süleyman Şah döneminde kardeşi Ebul Kasım tarafından Gemlik'te ilk Selçuklu donanması da kuruldu. Arkadaşlar Süleyman Şah öldükten sonra yerine oğlu 1. Kılıç Arslan geçti. Ve Kılıç Arslan sultan unvanını kullanan ilk Anadolu Selçuklu hükümdarı arkadaşlar. Sultan unvanını kullanan ilk Anadolu Selçuklu hükümdarı. Ve 1. Haçlı seferinde Haçlılarla Dorlion Savaşı'nı yaptı ve kaybetti. Kaybedince baktık arkadaşlar Anadolu Selçuklu ordusuyla büyük bir Haçlı ordusunu yenmek mümkün değil. Orduyu parçalara böldü ve gerilla savaşıyla yani vurkaçla beraber Haçlıları yıprattı ve Anadolu'nun işgal edilmesini engelledi arkadaşlar. Ve bunun üzerine İznik Haçlılar tarafından işgal edilince başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı.
Daha sonrasında arkadaşlar 1. Mesut. 1. Mesut döneminde ilk bakır para basıldı. Para bizim bağımsızlık sembolümüz. Bakın devleti kutalmış oğlu Süleyman Şah kurmuş ama bağımsızlığına kim ulaştırmış? 1. Mesut arkadaşlar. Ve 2. Haçlı seferinde Haçlıları yendi. Ha, Haçlılar Selçuklu Türklerini Anadolu'dan atamayacaklarını anlayınca dediler ki evet burası Türklere ait. Ve böylece Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlandı arkadaşlar. Bir diğer hükümdarımız 2. Kılıç Arslan. 2. Kılıç Arslan arkadaşlar 3. Haçlı Savaşı'nda Haçlılara yenildi. Aynı zamanda ilk gümüş ve altın parayı bastırdı. Bizans ile Niksar Savaşı'nı yaptı, kazandı. Bizans ile Miryokefalon Savaşı'nı yaptı ve kazandı. Arkadaşlar Miryokefalon kesik baş demek. Fakat bu savaşla Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleştiği için bu savaşa Yurt Tutan Savaşı da denildi. Kumdanlı'da olduğu için Kumdanlı Savaşı diyen de var. Nedir peki bu Miryokefalon Savaşı'nın tarihimizdeki önemi? Arkadaşlar bu savaşla beraber Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anladı ve savunmaya çekildi. Bizans savunmaya çekilince Türkler de taarruza geçti. Sürekli Bizans'ı dövmeye başladı. Arkadaşlar bizim taarruza geçip de Gavur'un savunmaya çekildiği 3 önemli savaş var. Birisi Miryokefalon, bir diğeri 2. Kosova Savaşı, bir diğeri de Sakarya Meydan Muharebesi arkadaşlar. Arkadaşlarım bu savaşla birlikte Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Ha o zaman demek ki Anadolu'nun kapılarını tıkladık. Neyle beraber? Pasinler Savaşı ile. Anadolu'nun kapıları bize açıldı. Neyle beraber? Malazgirt Savaşı ile. Anadolu bizim oldu. Neyle beraber? Miryokefalon Savaşı ile beraber. Arkadaşlar 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırdı. Ha, ülke 11 oğul arasında paylaştırıldıysa hanedanın ortak mal olmasından dolayı ama bu da tabii merkezi otoriteyi ne yapar? Zayıflatır arkadaşlar. Alay Hanı inşa etti ki Alay Hanı arkadaşlar Anadolu'daki ilk kervan saraydır. Arkadaşlar 1. Gıyasettin Keyhüsrev Samsun ve Antalya fethedildi ki kendisine Antalya Fatihi denir zaten. Arkadaşlar liman kentlerini fethediyorsanız öncelikli derdiniz ticareti geliştirmektir. Ha donanmayı da kullanmak vardır tabii ki ama öncelikli dert ticarettir arkadaşlar. Venedik ile ticaret antlaşması yapıldı ve Venedik'e dedik ki bizim ülkemize gel sana düşük gümrük vergisi uygulayacağız. O zaman demek ki Venedik'e ayrıcalıklar verdiysek biz buna kapitülasyon diyoruz. Tarihimizdeki ilk kapitülasyonu Venedik'e vermişiz arkadaşlar. Selahattin yine bu dönemde Kayseri Koca Hasan Medresesi yapıldı ki Anadolu Selçuklu'nun ilk medresesidir Kayseri Koca Hasan Medresesi. Yine arkadaşlar Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası yapıldı ki Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk hastanesidir. Ve yine arkadaşlar hatırlarsanız 1. Murat savaş meydanında 1. Kosova Savaşı'ndan sonra yaralıları ziyaret ederken hançerlenerek öldürülmüştü. Bu da yani 1. Gıyasettin Keyhüsrev de Alaşehir Savaşı'nda yaralılar arasında dolaşırken şehit edildi arkadaşlar. Arkadaşlarım bir diğer hükümdarımız 1. İzzettin Keykaus. Bu dönemde Sinop fethedildi ve ilk tersane yapıldı arkadaşlar. Bu önemli. Sinop fethedildi ve ilk tersane inşa edildi. Aynı zamanda arkadaşlar tüccarlar için sigortacılık başlatıldı. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar ticaret deyince aklımıza gelecek Türk devleti Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Selçuklu ticareti geliştirmeye çok fazla önem vermiştir. Hatta sabah namazını kıldın yola çıktın, akşam namazında burada kaldın. Buraya bir kervansaray yapılmış. Sabah namazını kıldın, akşam namazında buraya kadar geldin. Buraya bir kervansaray inşa edilmiş arkadaşlar yol boyunca bu şekilde. Kervansaraylar hem ticaretin yapılması hem de tüccarların güvenliğinin sağlanmasıdır arkadaşlar. Arkadaşlarım 1. Alaaddin Keykubat en parlak dönem. Ki kendisine iki denizin sultanı deniyordu. Akdeniz'in ve Karadeniz'in sultanı deniyor. Aynı zamanda Arap ve Acem ülkesinin sultanı deniyordu. Acem İran biliyorsunuz. Arkadaşlar Alanya'yı fethetti ve kendi adıyla bir şehir kurdu buraya. Alaniye diye arkadaşlar. Bakın Alaniye Alaaddin'in isminden gelir. İlk deniz aşırı sefer ile Kırım'ın Suudak limanı fethedildi arkadaşlar. Yani daha denizin karşısına geçtiysek demek ki donanma güçlenmiş.
Yine arkadaşlar Harzemşahları anlatırken detaylı şekilde anlatmıştık. 1230'da Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşı yapıldı. Ve savaşı demiştik Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Fakat savaşı kaybeden de üzüldü, kazanan da üzüldü. Kaybeden yıkılı sürecine girdi zaten ama kazanan ne oldu? Moğollarla komşu oldu, zopa yemeye başladı. Hatırlarsanız arkadaşlar 1. Alaaddin Keykubat zamanında aynı zamanda Kayılar Ankara Karacadağ'a yerleştirilmişti ve dönemin sonlarına doğru ünlü vezir Saadettin Köpek göreve getirildi Alaaddin Keykubat zamanında. Arkadaşlar daha sonra 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında gelecek ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Saadettin Köpek çok fazla etkili olacak ve Türkmenlere kan kusturacak arkadaşlar ve Türkmenlerin de devlete küsmesine, merkezi otoritenin zayıflamasına, isyanların çıkmasına sebep olacak. Arkadaşlar eskiden Moğol baskısından kaçan Türkmenler Anadolu'ya kabul ediliyordu. Fakat Anadolu'nun bakabileceği bir kapasite var. Kapasitenin üstünde insan gelince Anadolu Selçuklu Devleti önlem aldı ve bu insanları Anadolu'ya sokmadı. Arkadaşlar orada yığılan insanlar büyük bir isyan çıkarttılar. Nerede? Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arkadaşlar. Ve bu isyanın adı Baba İshak ayaklanması veyahut da Babai isyanı arkadaşlar. Selefilerin Babai isyanının özelliği şudur. Tarihimizdeki ilk dini toplumsal isyandır arkadaşlar. Ve devlet bu isyanı çok zor şartlarda bastırdı. Ha isyanı çok zor şartlarda bastırdıysanız arkadaşlar demek ki güçsüzlüğünüz ortadadır. Ve bu da başka devletlerin iştahını kabartacaktır arkadaşlar. Selefilerin dini toplumsal isyan olma özelliği bakımından Baba İshak ayaklanması, Şeyh Bedrettin ayaklanmasına ve Şeyh Said ayaklanmasına da benzemektedir. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar Moğollar yani İlhanlar ile 1243'te Köse Dağ Savaşı yapıldı ve bu savaşta Anadolu Selçuklu Devleti yenildi. Anadolu Selçuklu Devleti yenilince arkadaşlar İlhanlı egemenliğine girdi ve merkezi otoritesi zayıfladı. Ve Anadolu Türk Siyasi Birliği yani ATSB bozuldu ve 2. Beylikler dönemi başladı arkadaşlar. Selefler 2. Beylikler dönemini de anlatırken daha çok Osmanlı ile ilişkisi olanlardan bahsedeceğiz. Çünkü onlarca beylik var. Bunların hepsini tek tek bilmemize veyahut da ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti deyince aklımıza arkadaşlar ticaret gelecek. Bir de sanatını anlatırken gerçi söyleyeceğim de aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Arkadaşlar sanatsal faaliyetlerde insan figürünü kullanan ilk Türk devleti, Türk İslam devleti de Anadolu Selçuklu Devleti olacak. Daha öncesinde İslam figürü kullanılmıyor, şu anda kullanılıyorsa demek ki farklı kültürlerden etkileşimde var diyebiliriz arkadaşlar. Selamlarım Anadolu Selçuklu Devleti ile alakalı bilmemiz gereken bilgiler bunlardan ibaret. Evet arkadaşlar, şimdi de Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesinin bozulmasıyla ortaya çıkan 2. Beylikler döneminden bahsedelim. Beyliklerin özellikleri nelermiş, hangi beylikler nerelerde kurulmuş, Osmanlı ile ne gibi ilişkiler kurmuş onlardan bahsedelim ki arkadaşlar 2. Beylikler KPSS sınavında sıkça sorulan sorular arasındadır. O yüzden dikkat edelim. Özellikle de yer eşleştirmelerinde yani nerede kurulmuş olaylarında. Şimdi arkadaşlar bu beyliklerin özellikleri neler? Köse Dağ Savaşı sonrası kuruldular. Az önce söyledik zaten. Selçuklu ile Osmanlı Devleti arasındaki o geçiş dönemini sağladılar. Özellikle Anadolu'nun batısında örgütlendiler. Çünkü Anadolu'nun doğusunda o dönemde İlhanlı baskısı var. Ki zaten Osmanlı'yı anlatırken de söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz arkadaşlar Osmanlı kurulduğu dönemde Anadolu'daki en güçlü devlet İlhanlılardı arkadaşlar. Yani Anadolu'nun doğusunda İlhanlı baskısı olduğu için beylikler nerede kurulmuşlar? Anadolu'nun batısında kurulmuşlar. Oysa 1. Beylikler batıda Bizans baskısı olduğu için Anadolu'nun doğusunda örgütlenmişlerdi. Arkadaşlar Türk beylikler oldukları için zaten resmi dilleri Türkçe arkadaşlar. Öncelikle Karamanoğullarından bahsedelim. Karamanoğullar arkadaşlar Konya Karaman'da yani Karaman Konya çevresinde kuruldu. Ve bu yüzden kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördü arkadaşlar. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördü. İşte bu yüzden Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik bu oldu. Yani dedi ki
Anadolu'da bir devlet kurulacaksa o devleti ben kurmalıyım dedim. İşte bu yüzden Osmanlı'yla en çok mücadele eden beylik bu beylik arkadaşlar. Arkadaşlar Oğuzların Afşar boyundan geliyor bunlar. Karamanoğlu Mehmet Bey Anadolu'da ilk kez Türkçeyi resmi dil ilan etti. Dedi ki bundan sonra benim otağımda, benim obamda Türkçeden gayri resmi dil konuşulmayacak. 13 Mayıs 1270'in işte o yüzden arkadaşlar 13 Mayıs bizde dil bayramı olarak kutlanılıyordu. Arkadaşlar en güçlü Karacı Beylik, en güçlüsü bakın en büyüğü. Ha o zaman arkadaşlar hem en güçlü hem kendisini Selçuklu'nun varisi olarak görüyor. İşte bu yüzden Osmanlı'yı çok uğraştıracak. Hatta hikayesini bilirsiniz. Bir de Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu deyimi karıştırmıştır dilimize. Arkadaşlar bir diğer beyliğimiz Karesi Oğulları. Karesi Oğulları arkadaşlar Osmanlı gibi küçücük, kıçıkırık bir beylik. Ama ve lakin Osmanlı'nın hayatını değiştirdiği için bizim için sınavlarda çok önemli bilgilere sahip bir beylik. Arkadaşlar Çanakkale Balıkesir civarında kuruldu. Orhan Bey zamanında 1345'te vasiyet yoluyla Osmanlı'ya bağlanan ilk beylik oldu. Osmanlı'ya bağlanan ilk beylik. O zaman Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolundaki ilk adım arkadaşlar. Yani Osmanlı'ya bağlanarak Anadolu Türk siyasi birliği yani ATSB yolundaki ilk adım. Arkadaşlar Karesi Oğulları denici bir beylikti. İşte bu yüzden bunlar Osmanlı'ya bağlanınca Karesili denizciler Osmanlı'nın emri altına girdi. Aynı zamanda Karesi Donanması Osmanlı'nın emri altına girdi. Aynı zamanda Karabürsel Tersanesi Osmanlı'nın emri altına girdi. Ve arkadaşlar Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Bakın Rumeli'ye geçiş kolaylaştı ve ilk Osmanlı Donanması kuruldu. Aynı zamanda Orhan Bey akıllı adam arkadaşlar. Dedi ki ben bunları bugün kontrol ettim ama ileride bana karşı yine gelebilirler mi? Gelebilirler. İşte o yüzden bir kısmını Rumeli'ye iskan etti. İlk iskan edilen beylik. Ha, iskan etmekte çok akıllı olduğu ortaya çıktı Orhan Bey'in. Niye? Çünkü Ankara Savaşı'ndan sonra diğer beylikler kurulabilirken kurulamayanlardan birisi Karesi Oğulları oldu arkadaşlar. Selçukluların bir diğer beylik Hamit Oğulları Isparta, Antalya civarında yaşadılar ve çok akıllılık yaptılar. Baktılar ki Osmanlı herkesi döveyim, elinden toprakları alayım. Dediler ki bari bedava gitmesin, bari dayak yemeyelim. 1. Murat döneminde Osmanlı'ya topraklarını para ile sattı arkadaşlar. Osmanlı'ya topraklarını para ile sattı. Bugün Antalya'daki 20 minare bunlara ait bir esermiş arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Eşrefoğulları Beyşehir. Ki Beyşehir Eşrefoğlu adına kurulan bir şehirdir. Adı üstünde Beyşehir zaten. Arkadaşlar Beyşehir Eşrefoğlu Camisi bunların en önemli eserleridir ki Anadolu'da yapılan ilk ahşap camidir arkadaşlar. Bugün hala günümüze kadar varlığını korumuştur. Arkadaşlar bir diğeri Ramazanoğulları Adana ve Çevresi'nde kurulmuş Oğuzların Yüreğir boyuna mensup. Hani vardır ya Yüreğir ilçesi demek ki buradan geliyor arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan son beylik Ridaniye Savaşı sonrası 1517 Ridaniye Savaşı sonrası vasiyet yoluyla Osmanlı'ya bağlandı. Eskiden Memlük Devleti'ne bağlı olarak yaşıyordu arkadaşlar. Osmanlı'ya bağlanan son beylik. Bir diğer arkadaşlar Eratna Beyliği ki bu beyliği daha sonra Eratna Veziri Kadı Burhanettin ele geçirecek. Eratna Beyliği olacak Kadı Burhanettin Devleti arkadaşlar. Arkadaşlar Uygur Türkleri tarafından kuruldu bu beylik. Ve Sivas merkez olarak kurulacak zaten. Arkadaşlar Kadı Burhanettin daha sonra ele geçirdi ki Kadı Burhanettin de Oğuzların Salur boyuna mensup. Vasiyet yoluyla Osmanlı'ya bağlandı. Aklınızda bulunsun Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar ayrılamayan beyliklerden bir tanesi de Eratna Beyliği'dir arkadaşlar. Selçukluların bir diğer beyliğimiz Germiyanoğulları Kütahya Emet Simav civarında kuruldu. Ve baktı ki 1. Murat bizim Germiyanoğlu Yakup'un 4 tane kızı var fakat oğlu yok. Dedi ki bu topraklar kesin damatlara kalacak. O damatlardan birisi niye bizim Beyazıt olmasın dedi. Ve Yıldırım Beyazıt'la evlendirdi Germiyanoğlu Yakup'un kızını. Ve toprakların yarısını çeyiz yoluyla Osmanlı'ya bağladılar.
Arkadaşlar Aydınoğulları Aydın İzmir çevresinde kuruldu. En güçlü denizci beylik bu da. Cüneyt Bey Osmanlı'da ilk isyan çıkaran kişi oldu. Arkadaşlar Dulkadiroğulları Maraş ve civarında kuruldu. 1515 Turnadağ Savaşı ile Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı'ya bağlandı ki bu beyliğin Osmanlı'ya bağlanması Memlüklerle Osmanlı'nın arasını açtı. Çünkü bu beylik Memlüklere bağlıydı. Savaş ile Osmanlı'ya bağlanan son beylik arkadaşlar. İşte bu yüzden kabise kitapları derler ki Dulkadiroğulları'nın Osmanlı'ya bağlanmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği tamamlandı derler. Arkadaşlar denizcilikle uğraşan beylikler Candaroğulları Kastamonu Sinop, Aydınoğulları Aydın İzmir, Menteşoğulları Muğla, Karesoğulları Balıkesir, Sarıhanoğulları da Manisa'da kuruldu ki bunu herifin birisi Cam Kes diye kodlamış arkadaşlar. Cam Kes. Diğer beylikler ise arkadaşlar Canikoğulları Samsun, Sahiboğulları Sahip Ataoğulları Afyon, Taceddinoğulları Tokat, Alayioğulları Alanya, Çobanoğulları Kastamonu ki Osmanlı başlangıçta Çobanoğullarına bağlıydı. Pervaneoğulları Sinop, Canik Beylikleri var arkadaşlar. Bayramoğulları, Kubatoğulları, Taşaoğulları, Taceddinoğulları, Hacı Eminoğulları ve Kutluşahoğulları gibi beyliklerimiz de var arkadaşlar. O yüzden özellikle bu beyliklerin şurada detayını yazdıklarıma dikkat edelim ve bir de nerede kurulduklarına özellikle dikkat edelim. Arkadaşlar.